Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin Zeytin Dadı Harekatı devam ediyor. Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan stratejik öneme sahip Bursiye Dağı, terör örgütü PYD'den temizlendi. Teröristlerden temizlenen bölgedeki tünel ve hendeklerin görüntüleri ortaya çıktı. Teröristlerin insan boyunda kazılan hendek ve tünelleri kaçış yolu olarak kullandıkları tespit edildi. Tünellerde bulunan gıda ve diğer yaşam malzemeleri bölgeden gelen görüntülere yansıdı. Terör örgütü mensuplarının tünel, hendek ve diğer sözde yaşam alanlarında el yapımı patlayıcı ve mayınlı tuzaklara karşı arama imha faaliyetleri başlatıldı. Devam et. Bursiye Dağı'ndan ÖSO birliklerinin bir PYD PKK'lı teröristi ele geçirmesi anları da cep telefonuyla kaydedildi. O anlarda ÖSO birliklerinin etkisiz hale getirilen teröristin etrafını sardığı yer alırken yakınlarda süren çatışma sesleri de görüntülere yansıdı. Bölgede terör örgütü PKK-PYD'li teröristlerin bulunduğu mevziler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce havadan ve karadan bombalanmaya devam ederken ÖSO askerlerinin de araçlarla RACO'ya doğru gittiği gözlendi. Afrin'in içine Mehmetçik'le birlikte ilerleyen ÖSO askerleri cep telefonu kamerasıyla ele geçirdikleri köyleri görüntüledi. Dost, şurada o dost ama orada top atlı. Görüntülerde top atışları duyulurken köyü kontrol eden askerlerin temiz diyerek arkadaşlarına mesaj vermesi de yer alıyor. Afrin'in Ömer Uşağı bölgesindeki yerleşim alanları da PYD-YPG'nin elinden alınıyor. Kanatlı keskin nişancılar da uçak savar atışlarıyla etkisiz hale getirildi. Aa, burada kanat vardı, vurdular kendini. Aa, tamam, etkisiz hale geldi. Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı da operasyondaki son durumu açıkladı. İşte o açıklama. Harekatın planlanma ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekatıyla PKK-KCK, PYD-YPG ve DH terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 44 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan 25 uçak emniyetle üstlerine dönmüşlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce desteklenen 4 Özgür Suriye Ordusu mensubu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Zeytin Dalı harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 PKK, KCK, PYD, YPG ve DH terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen Zeytin Dalı harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.